EYT'lilerin hakkında soru çok efendim. Sadece borçlanma için değil, o sorulara yanıt bulmak için yılın son gününde de Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine akın ettiler. Emekliliğe hak kazandığını öğrenene kadar sadece birkaç günle emekliliği kaçırıp hayalleri yıkılanlar oldu. Sizin biraz kafanız karışık herhalde. Evet, kesinlikle. Neden? Çünkü öğrenemedik. Daha dün haber çıktı, bugün geliyoruz. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle birbirimizden soruyoruz. Kiminin günleri eksik karışık, kimin senesi eksik karışık, kimin ne kadar maaş bize bağlanır karışık. Netleşti mi kafanızdaki bütün sorular? Netleşmedi ama bekliyoruz. En azından hani evrağımızı zamanında teslim etmiş olduk, o kadar. Emeklilik hakkı kazanan EYT'lilerin aklındaki en önemli soru, kim ne kadar maaş alacak? Yılın son gününde de Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde sorularına yanıt aradılar. Emekli olmak için gün sayan EYT'liler eğer asgari ücretli ise mevcut koşullarda en düşük emekli maaşı olan 2800 lirayı alabilecekler. O da 3500 liraya tamamlanacak. 5500 lirayla özellikle 2008'den sonra prim günlerini tamamlamışsa şayet, bu kişiye bağlanacak aylık şu anda 2800 lira civarındadır. Ancak o aylık 3500 liraya tamamlanır. Daha fazla isteriz ama gönül olmuyor. Bir öğrenci bugün 50 TL'den aşağı bir harçlık verdiğin zaman çocuk diyor ki bana yetmiyor diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde 31 Aralık mesaisi çok yoğun. Sadece borçlanma için değil, prim birleştirmek için gelen de var. Eksik primlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen de, Bağkur'dan mı SSK'dan mı emekli olacağını bilmeyenler de Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine geliyor. Ama en çok merak edilen kimin ne kadar maaş alacağı. 3500 lira emekli aylığına enflasyon farkı verilse %17, bu sefer de emekli aylığı 4000 lira olur. %30 refah payıyla beraber katkı sunulsa en düşük emekli aylığı 4550 liralar civarında olur. Vallahi en aza da razıyım, yeter ki olayım. İşte bu yaştan sonra çalışmak, prim ödemek zor bize. Bir gelirim var, bir güvencem var dedim. Yetmez ama en azından bir takviye. Çoğu asgari ücretle çalışan EYT'liler için emekli maaşı bir geçim ücreti değil, ancak kiranın bir kısmı ya da faturaları ödeyebilmek için ek bir katkı anlamı taşıyor. Bu yüzden yine de emekli olabileceğini öğrenen yüzünde bir tebessümle ayrılıyor Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinden. Ancak birkaç günle EYT'yi kaçıran, emeklilik hayali 60 yaşa kalan da var. Ailesini geçindirecek ek bir gelir ümidiyle içeri giren ama hayal kırıklığıyla ayrılan Mahmut Taşdemir onlardan biri. Olmadı, olmadı, olmadı. Gerçekten mi? Tutmadı. Neden? Neden? Nedeni çok. Sebebi çok. Üzülmüşsünüz. Ya üzülme... Ben 11 yaşından beri çalışıyorum. Ama hep hakkımız yendi. 8 günden kaybediyorum. Ben 60 yaşını bekliyorum. Bir günümü dahi bırak 30 günü. Beni çalıştıran kim varsa, sigortamı yaptım deyip de oyalayan, zehir zıkkım olsun.